Merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz artık LGS'de 1, 2 ve 3. üniteler çıktı. Biz de bu üniteleri tekrar ettik. Tekrarımızın ardından biraz soru çözelim arkadaşlar. Bugün ben sizlerle bir deneme çözmek istiyorum. Ardından da örnek sorulara bakalım. Biliyoruz ki artık LGS iptal edilmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar bu süreçte. Biz çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Eğer gerçekten hedefi 12'den vurmak istiyorsak severek ve sıkı bir çalışma yapmalıyız. O zaman haydi başlayalım soruları çözmeye. Buna göre Osmanlı Devleti'nde yaşanan gelişmelerden hangileri ya da hangilerinde Fransız İhtilali'nin etkisi vardır? Fransız İhtilali sonrası dünyaya yayılan milliyetçilik, özgürlük, eşitlik kavramları çok uluslu Osmanlı Devleti'ni de Balkan topraklarından başlayarak etkilemeye başladı. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda 1839'da Tanzimat Fermanı, 1856'da da Islahat Fermanı yayımlandı. 1876'da Meşrutiyet yönetimine geçildi. Ancak bu önemli demokratik adımlar imparatorluğun dağılmasını önlemeye yetmedi. Değişen şartlarla beraber Osmanlı aydınları devletin dağılmasını önlemek için yeni arayışlara girdi. Osmanlıcılık dışında İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Turancılık gibi yeni kurtuluş fikirleri ortaya atıldı. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? Hangisinde Fransız İhtilali'nin etkisi vardır? Fransız İhtilali'yle ne çıkmıştı? Milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımında ise her azınlık kendi devletini kurabilirdi. O zaman azınlık isyanlarının görülmesi Fransız İhtilali ile alakalı mıdır arkadaşlar? Evet. Duyuhan Umumiye Teşkilatı'nın kurulması, hayır arkadaşlar, bu ekonomiyle alakalıydı, hatırlayın. Demokratikleşme hareketlerinin başlaması, evet, çünkü Fransız İhtilali ile birlikte neler gelmişti arkadaşlar? Eşitlik, özgürlük, adalet gibi düşünceler ve yeni düşünce akımları ortaya çıkacak. Yani cevabımız ne olacak bu doğrultuda? 1, 3 ve 4. Buna göre Osmanlıcılık düşüncesinin ortaya çıkmasında hangisi etkili olmamıştır? Osmanlıcılık neydi arkadaşlar? Osmanlı'daki devletlerin ırk, dil, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin Osmanlı halkları hak ve ödeye bakımından eşittir denmişti. O zaman Osmancılık düşüncesinin ortaya çıkmasında hangisi etkili olmamıştır? Bakalım. Demokratikleşme hareketlerini yavaşlatmak, milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak. Evet, bu var arkadaşlar. Devleti parçalanmak, kurtarmak, bu da var. Birlik ve beraberliği güçlendirmek, bu da var. Bakın, bunların hepsi var. Ama demokratikleşme hareketlerini yavaşlatmak gibi bir amacımız yok. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yer aldığı cepheleri görüyoruz arkadaşlar. Bize de soruda ne diyor bakalım hemen. Osmanlı sadece görselde verilen bilgilerden hareketle Osmanlı ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Taarruz, yani bizim açtıklarımız iki kaydı, hatırlayın. Kafkas ve Kanal. Savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Sina, Filistin, Suriye, Hicaz, Yemen. Yardım cephelerimiz vardı, hatırlayın. Üç yayla bitiyordu. Bunlar ne olacaktı? Galicia, Makedonya, Romanya. Bakalım. Taarruz cephelerinde son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almayı başardığına böyle bir şeye ulaşabilir miyiz? Hayır. Savunma cephelerinden boğazların güvenliğini korumaya çalıştığına devam edelim. Bunu da bakın, sadece görsele bakarak ulaşamayız. Sınırlarını korumak için geniş bir alanda mücadele ettiğine buna ulaşırız arkadaşlar. Bakın, yukarıdaki verdiği görselden sadece buna ulaşırız. Devam edelim. Verilen bilgilerde Kuvayi Milliye birlikleriyle ilgili hangisine değinilmemiştir? Kuvayi Milliye neydi arkadaşlar? Düzensiz ordu birlikleriydi, değil mi? O zaman bakalım hemen. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Türk halkı işgallere karşı büyük bir tepki duymaktaydı. Ancak Osmanlı hükümeti İtilaf Devletleri'nin ağır baskısı altında işgallere sessiz kaldı.
Bu nedenle Anadolu'nun her yanında haksız işgallere karşı yerel güçler oluşturuldu. Bu güçlerin amacı kendilerinden sayı ve güç olarak daha çok ve kuvvetli olan düşman birliklerini savunma savaşları yaparak durdurmak ve saldırılarını yavaşlatmaktı. Bu yerel direniş örgütlerine Kuvayi Milliye adı verilmekteydi. Bu örgütlere işgal edilen yerlerde yaşayan, bağımsız yaşama ideallerine gönül veren, eli silah tutan herkes katılıyordu. Kuvayi Milliye Hareketi düzenli ordunun kurulmasından sonra ortadan kalkmıştır. Buna rağmen bu ruh Kurtuluş Savaşı boyunca devam etmiş, günümüzde de önemini korumuştur. Hemen bakalım. Kimlerden oluştuğu yazıyor mu arkadaşlar? Evet. Kuruluşunu gerektiren nedenler? Evet. Çünkü Mondros'la birlikte İstanbul hükümetinin sessiz kalması. Faaliyetlerini oluşturuyor mu? Evet. Ama bunun neden kaldırıldığı hakkında bize bir bilgi vermiş mi arkadaşlar? Hayır. O zaman cevabım Adana. Verilen bilgiye göre itiraf devletlerinin tutumu ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milliye'nin Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesi itiraf devletlerini rahatsız etti. Kararların geri alınması için hükümete baskı yaptılar. Bu duruma karşı çıkan Ali Rıza Paşa hükümeti görevden alındı. Bununla yetinmeyen itiraf devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler ve vatansever milletvekillerini tutukladılar. Ayrıca yaşanan durumu anlatan bir bildiri yayımladılar. Bildiride şunlar yazıyormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. İşgal geçicidir. Geçici değil. İtiraf devletlerinin niyeti saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil, aksine Osmanlı idaresinde kalacak memleketlerde nüfuzu kuvvetlendirmektir. Hayır. Taşralarda isyan çıktığı veya katliam yapıldığı takdirde İstanbul Türklerden alınacaktır. Saltanat makamı olan İstanbul'dan verilecek emirlere herkesin uyması gerekmektedir. Bakalım milli iradenin kararından rahatsız olmuş mu itilaf devletleri? Evet, bir kesin var, bir olmayan şıkkım eledim B'ye gitti. Anadolu'da bozulan düzeni sağlamaya çalışmış mı arkadaşlar bunlar? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır, kesinlikle söyleyemeyiz. O zaman 2 de gitti. O zaman devam edelim. İşgalin yarattığı tepkiyi azaltmaya çalışmışlar. Evet bakın geçici demişler. O zaman bu da var. Osmanlı hükümetiyle işbirliği yapmışlar. Hayır, daha çok onları tehdit etmişler. O zaman cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3. Devam edelim. BM6'ya bakalım arkadaşlar. BMM'nin aldığı bu kararlar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olamaz demiş. Ankara'da açılan yeni meclisin başkanlığına seçilen Mustafa Kemal 24 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'ne aşağıdaki önergeyi sundu diyor. Maddelerine bakalım, yani ilk meclisin aldığı maddelere, kararlara. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir. BMM'nin üstünde bir güç yoktur. BMM yasama ve yürütme yetkilerini kendine toplar. Temsil heyetinin etkinliğini artırmak amaçlandı mı? Hayır. Çünkü TBMM açılınca temsil heyeti kapanmıştı arkadaşlar, hatırlayın. Cevabımız A. Diğerlerine de bakalım. Meclisin alacağı kararlarda bağımsız olacağı vurgulanmıştır. Evet. İkinci maddeyle. Meclisin alacağı kararlar dönemin şartlarına gereğince güçler birliği ilkesi benimsemiştir. Evet. Osmanlı hükümetinin varlığı yok sayılmıştır. Evet. O zaman A şıkkına ulaşamam. 7'ye bakalım. Buna göre Doğu cephesinde Ermenilere karşı elde edilen üstünlüğün hangi alanda TBMM hükümetine bir kazanım sağlandığı söylenemez. Şurayı okuyalım arkadaşlar. Bu cephede Kazım Karabekir Paşa komutasındaki askeri birlikler yaptıkları karşı saldırı ile Ermenileri yenilgiye uğrattı. Ermenistan barış istemek zorunda kaldı. 2-3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Anlaşması sonucunda Ermenilerle savaş sona erdi. Doğu cephesi kapandı. Bu anlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildi. Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır'ı Türkiye'ye bıraktılar. Şimdi eğer bir savaşı kazanıyorsan bunun sonucu nedir? Askeri. Bu gitti. Eğer bir anlaşma imzalıyorsan bu siyasi ve diplomatik bir başarıdır. Ama arkadaşlar bakın, ekonomik anlamda bana bir şey katmıyor. Toprağı sakın ekonomiye almayın. O askeri ve siyasi bir başarıdır. O zaman cevabımız Denizli olacak. 8'e bakalım arkadaşlar. Güney cephesi ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Mondros'tan sonra Fransızlar Mersin Madana'yı işgal etti. İşgalin ardından bu kentlere Ermeniler göç etti. Fransızlardan güç alan Ermeniler Türklerin yaşadığı köylere zarar verdi ve yöre halkı Toros Dağları'na çekildi. Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanlar ve Yüzbaşı Osman Bey ile Yüzbaşı Ratip Bey'in komuta ettiği Kuvayi Milliye Birlikleri, bakın burada Kuvayi Milliye Birlikleri savaşmıştı.
Devam edelim. Güney illerindeki bu direniş karşısında Fransa ateşkes istedi. Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalandı ve Güney cephesi kapandı. Hemen bakalım arkadaşlar. Batı cephesindeki askeri gelişmelerden etkilendik mi? Evet, çünkü Sakarya Savaşı Batı cephesinde yaşanmıştı. Hem işgalciler hem azınlık güçleriyle mücadele edilmiştir. Evet, mücadele sonunda itilaflar ülkemizden tamamen çekilmiştir. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey diyemeyiz. Bölgedeki direniş Kuvayi Milliye tarafından yürütülmüştür. Evet, cevap Ceyhan. 9'a bakalım. Buna göre aşağıda verilen kadınlardan hangisi ya da hangileri milli mücadelede yaptığı fedakarlıklarla öne çıkmıştır demiş. Bu son yılların ateşli fedakarlıklarla yüklü mücadele hayatında milleti ölümden kurtararak kurtuluşa ve bağımsızlığa götüren kararlı çalışma hayatında her millet bireyinin çalışması, gayreti, emeği çoktur demiş. Ancak Anadolu kadınının göstermiş olduğu çok güce, çok yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimin kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim. Verdim diyemez. Hah, bir nefeste okudum. Buna göre bakalım arkadaşlar. Tayyar Rahmiye Hanım yukarıda vardı, hatırlayın. Kastamonulu Şerife Bacı da var. Kara Fatma da var. Ama Sabiha Gökçen yok. O zaman 1, 2 ve 3 olacak bu. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Türk halkının milli mücadele sırasındaki çalışmalarından örnekler verilmiştir diyor. Bu kavramlarla hangileriyle ilişkilendirilebilir? Torna tezgahında mermi imal eden çocuklar, imal edilen mermilerin kontrolünü yapan kadınlar. Milli egemenlik var mı? Yok. Milli egemenlik ne demekti arkadaşlar? Yönetimi elinde bulundurmak. Burada yönetimle ilgili bir şey yok. O zaman bir gitti, A gitti, D gitti. Milli birlik beraberlik var mı? Evet. Topyekün mücadele var mı? Evet. Dayanışma var mı? Evet. Saltanata bağlılık olabilir mi arkadaşlar? Hayır. O zaman 2, 3 ve 4 diyeceğiz. Bir de Nisan ayı örnek sorularına bakalım arkadaşlar. İlk sorumuz, buna göre Güney cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Benzer soruyu biraz önce de çözmüştük. Hemen bakalım. Milli mücadele döneminde Antep, Urfa, Maraş, Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney cephesinde Kuvayi Milliye birlikleri işgallere karşı direnmiştir. Buna göre Güney cephesi ile yargılardan hangisine ulaşırım? Bölgesel direniş güçleri etkili mi arkadaşlar? Evet. Kuvayi Milliye'nin işgallere son verdiği, hayır. Fransızların azınlıkları ile işbirliği yaptığı, evet. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak. Devam edelim. Aşağıdaki tabloda bakın, benzerini biraz önce de çözmüştük. Hangisine ulaşılamaz diyor. Çanakkale cephesinde İtilaf devletlerinin müttefiki olan Rusya'ya yardım göndermek istemesi, Kanal İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek, Irak cephesi İngiltere'nin Musul petrollerine sahip olmak, Rusya'nın Kafkas üzerinden yardım götürmesini istemesi diyor. Hangisine ulaşılamaz arkadaşlar? Bakalım. İngiltere ile farklı cephelerde savaş yapıldı mı? Evet. Osmanlı Devleti Kanal cephesinde başarılı olmuştur. Hayır. Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumu önemli bir konumdadır. Evet. Cephelerin açılmasında ekonomik nedenler etkilidir diyor arkadaşlar. Evet, ama Bursa'yı diyemeyiz arkadaşlar. 3'e bakalım. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. İtilaf devletlerinin Mondros'un 7. maddesini bahane ederek Anadolu'yu işgale başlamışlardı. Buna karşılık Mustafa Kemal 1919'da Havza genelgesinde bu işgallerin protesto edilmesini, mitingler yapılmasını, fakat bu faaliyetlerde azınlıklara kötü davranılmamasını istedi. Hangisini amaçlamıştır? Bakalım. Azınlıklara ayrıcalık tanımayı? Hayır. Halkın milli bilinci uyandırmayı? Evet. İlk kez Havza'da uyandırılmıştı, hatırlayın. İşgallerin genişlemesini önlenmeyi? Evet. Halk bilinçlendirilmişti. İşgallere karşı kamuoyu? Evet. Ama azınlıklara hak vermek gibi bir amacımız yok. Dörde bakalım. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılır? 23 Nisan 1920'de açılan TBMM ulusal bağımsızlığı öngördüğü için, İtilaf devletleri ulusal egemenliğini öngördüğü için de Osmanlı yönetimini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıktan dolayı İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri Türk halkını TBMM'ye karşı kışkırtmış. Bu da Anadolu'nun dört bir yanında isyanların çıkmasına neden olmuştur. Bu isyanlar yeni kurulan TBMM için bir otorite sınavı olmuş ve sonuçta TBMM ayaklanmaları bastırmayı başarmıştır. Hemen bakalım. TBMM'yi yıpratmak için girişimlerde bulunmuş mu arkadaşlar? Evet, isyan etmişler. Ayaklanmaların bastırılması TBMM'nin otoritesini sağlamlaştırmış mı? Evet.
İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri TBMM'nin karşısında yer almıştır desek doğrudur. O zaman cevabım Denizli. Ve son bakalım arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan misak-ı milli kararlarından bazıları şunlardır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. O zaman burada bir bütünlükten bahsetmiş mi? Evet. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oyla belirlenecektir. Yani halk oylaması. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılacak. Yani neyden bahsediyor? Kapitülasyonlardan. Kapitülasyonlara karşı çıktık mı? Evet. Türk yurdunun sınırları belirlendi mi? Evet. Ulusal egemenliğe vurgu yapıldı mı? Hayır. Batı Trakya'nın geleceği halkın iradesine bırakıldı mı? Evet. Ulusal egemenlik neydi arkadaşlar? Halkın yönetimde olması. Yukarıda bununla ilgili parçada bir şey söylenmiş mi? Hayır. Bakın benzer soruları biraz önce de çözdük arkadaşlar. Karşınıza çıkan sorular bundan ibaret olacaktır. Haydi bakalım. Anlamadığınız bir yer olursa dönüş yaparsınız. Kendinize dikkat edin.